diyor ya. Diğer konu geldik İzmir'deki bu ölüm olayı. 12'sinde bir yağmur yağdı İzmir'e. İzmir'de şiddetli bir yağmur vardı ve aşağı yukarı 3-4 saat boyunca da yağdı. Hatta bizim Seferihisar tarafına da bir 45 dakika indirdi falan. Hava rahatladı ondan sonra. Daha sonra bazı haberler çıktı. O haberlerde işte yıldırım çarpması deniyordu. Ama daha sonra öğrendik ki Cumhuriyet Meydanı, yani İzmir'in göbeğinden bahsediyorum. Yani İzmir'in merkezi, her gelen İzmirli'nin gittiği bir yer. Hani Atatürk vardır ya orada, işte böyle elini ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diye böyle de bir şeyi vardır atın üstünde. Ve o Cumhuriyet Meydanı'na yakın bir caddede, ara sokakta meydana geldi. Bu iki insan hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İnanç Öktemay, Özge Ceren Deniz. Ve bu iki insan da maalesef hayatını kaybetti. Ve bunun bir elektrik çarpması. Daha doğrusu ya işte bak. İşte burada yeraltı kablolarından tamam alabiliriz Ahmet. Tamam. Teşekkürler. Yeraltı kablolarının yalıtımının yapılmaması, su ile temasının sonrasında elektrik çarpması, elektrik kaçağı ve çarpmasının sonrasında bu insanlar, bu iki insan maalesef hayatını kaybetti. Bu kadar ucuz. Bu kadar ucuz. Yani evet, yani önlem almazsın, 301 vatandaş hayatını kaybeder madende, diğer madende başka insanlar hayatını kaybeder, ne bileyim depremde insanları kaybedersin. Önlem almadığın, alamadığın depremde insanları kaybedersin. İşte ne bileyim yağmur yağar, kaldırım çöker, insanlar ölür. Böyle ucuz ölümlerin olduğu bir ülkeyiz maalesef. Her ülkede böyle yaşanıyor mu bilmiyorum ama bizim ülkemizde böyle ucuz ölümler, cinayetler yaşanıyor. Yetkililerin alması gereken önlemleri zamanında almadığından dolayı biz bu ölümleri yaşıyoruz. İşte bu iki insanın ölümü de bu şekilde. Şimdi bunun raporu çıktı. Ön raporu çıktı. O ön raporu da ben sizlerle paylaşayım. Yani ben de buldum ve sizlerle paylaşayım. Ön rapor Ahmet de getirecek. Yani aslında o kadar bariz bir şekilde anlatıyor ki. Ön rapor nedir? Sadece bu olayın sonrasında İstanbul İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gediz Elektrik'ten yetkilileri çağırıyor. Olay yerine gidiyor. İşte savcılık makamından insanlar var ve anlatın bakalım diyorlar. Gözlemliyorlar, ediyorlar. Ardından 1,5 sayfalık bir ön rapor çıkartıyor. Mesela topraklama, anladığım kadarıyla ön raporda, çünkü çok vahim bölümler de var. Birazdan da şu metre olayı var. Şu metre olayını kaçırmayın. İzleyin. Şimdi işte biz diyor Cumhuriyet Başsavcılığı olarak gittik. Teşekkürler. Ve yanımızda diyor ayın 13'ünde saat 10'da Gediz buranın İzmir'deki elektrik dağıtım şirketi Gediz AŞ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de vardı diyor. Biz birlikte olduk. Devam edebilirsin. Şuraları biraz alta doğru inelim. Şimdi yavaş işte olayı anlatıyor. İşte bizim anlamayacağımız şeyler, tabirler, ama bizim anlayacağımız şeyleri de sıra geliyor. Mesela M beslenme devresine, bakın imleçin olduğu yer Ahmet, M besleme devresine ait tek damarlı kablolardan birisinin yağmur tahliye mazgalı altında sıkışmış ve yalıtımının zedelenmiş olduğu görüldü diyor. Bu birinci olmaması gereken olan. Mazgalın hemen altında bir elektrik kablosu var. O derinlikte olmaması gerekiyor. Daha derinde olması gerekiyor. Mazgal altında sıkışmış ve yalıtımı zedelenmiş durumda olduğu gözlemlenmiştir diyor. Ardından bakın biraz daha aşağı gidiyorum. Kablo koruyucu boru altından ölçüldüğünde, kablo koruyucu boru altından ölçüldüğünde en derin noktalarda 45 santim, boru üstünden ölçüldüğünde 36 santim. En derin yerden 45, boru üstünden ölçüldüğünde, boru altından ölçüldüğünde 45 ve boru üstünden ölçüldüğünde 36 santim. Şimdi daha vahimine gidiyoruz. Ahmet'ciğim kaydırabilirsin. Daha vahimine gidiyoruz. Normal olarak şunu düşünüyorsunuz. Acaba o elektrik kabloları yerin kaç santim altından geçmeli? Bunun bir standardının olması gerekiyor. İkinci sayfaya Ahmet getirecek. Savcılık onu da araştırmış. Onu da yazıyor. Bakın işte o yüzden diyorum kader değil, cinayet diye. Yapılan ölçümler, elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği, her şey yönetmeliklerde var aslında. Ama ne yönetmeliklere uyuluyor ne de yönetmelikler kontrol ediliyor.
58B11'e göre kabloların, yazmış adamlar ya, biz bunu devlet olarak belirlemişiz, yönetmelik olarak belirlemişiz. Sokaklarda normalde 80 santim şu kadar derinlikte olması gerekiyor. Şöyle, bunu Ahmet gösterebilecek misin? Tamam, lütfen. Tam ekrana getirecek olursanız 80 santim. Bak, kamera bile almıyor şu anda. Tamam. Ha, şöyle yapayım. Bak, kamera 80 santim olması gerekiyor. Toprağın buraya göstereyim değil mi? Nereye göstereceğim? Tamam mı? Kadraja bile sığmıyor. Ama kablo, elektrik kablosu yerin 80 santim altından geçmeli diyor. Yerin 80 santim altından. Devam edelim. Getir Ahmet onu. Bu çok önemli bir madde çünkü. Sokaklarda normalde 80 santim. Koruyucu önlemler alındığında asgari 60 santim. Yani sen diyor 60 santimin altında, bak bunu gösterebilirsin belki. 20 santim daha ufalttın. 60 santimin altında diyor kablonu döşeyemezsin diyor. Kabloyu döşersen diyor yönetmeliğin dışına çıkarsın diyor. Heh, gelelim. Şimdi bu arkadaşlar ne yapmış? Gediz'deki arkadaşlar ne yapmış? Şimdi bunlar şöyle yapmış. Diğer evet, Gediz'de çalışan arkadaş demiyorum, haklısın. Gediz'dekiler ne yapmış diye bakacak olursak, bir kere bakın 60-80 santim zaten yapmıyorsun. 60 santim de yapmıyorsun. Kabloların 36 santim ve 45 santim aralığındaki demir derinliğe gömülmüş olması, yani az önce hatırlatmışlardı, kablolar 36 ile 45, yani bunun 60 olması gerekiyor. Yani bunlar zaten bilimsel olarak yapılmış. Yani diyeceksiniz ya 15 santim ne olur? Hayır, çok önemli demek ki, adam bunu boşuna mı yazdı? Kabloların 36 santim ve 45 santim aralığında derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olmasının asli nedenlerinden biri olarak Geniz AŞ'nin uygulamaları sonucu kanaatine varılmıştır. Şimdi bu birinci asli sorumlu Geniz Elektrik. Gelelim bir üstteki diğer yandan diye başlayan bölüme geçelim. O da vahim bir şey. Diğer yandan diyor, Irak tutulmaması, yani uzak tutulmaması gereken bir husus da yukarıda belirttiğimiz asgari kablo derinliğinin 15 santime düştüğü noktada, 15 santime, çünkü mazgalın hemen altından kablo geçiyor dediler ya, mazgal kalınlığı da 15 santimmiş. Yani kablo bu kadar derinlikte arkadaş, bak. Kablo yerin bu kadar altında. Çünkü bazı yerlerde mazgalın altından sıkıştırılmış. Bu kadar. Bu kadar derinlikte. Bir de yalıtımını kaybettiğini düşünün. Yağmurlu havada elektriği çarpar tabii ki. Şimdi 15 santime kadar düştüğü bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etken, rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusu. Bu da Büyükşehir Belediyesi geçiriyor. Tamam mı? Beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükselmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmiş olmasıdır. Kablo koruyucu bölümü kesmişler anladığım kadarıyla. Yani o yalıtımı sağlayacak olan bölüm kesilmiş. İSSU uygulamalarının sonucu olan bu durumun kazanın asli nedenlerinden biri olduğu kanaatindeyiz. Ahmet, şimdi ben sana bir fotoğraf gönderdim. Gördün mü onu bilmiyorum. Gezici'ye. Bak dur, belki göndermemiş olabilirim. Şimdi geldi o fotoğraflar bana. Bak özür dilerim. YouTube bize. Şimdi gelmiş olması gerekir. Şimdi. Bak o fotoğraflarda, bu olay Ocak ayında oluyor arkadaşlar. Ocak ayındaki sokak tadilat işinde oluyor. Yani geçtiğimiz Ocak ayından bahsediyorum. Şimdi onun fotoğrafları da bir şekilde geldi. Dur bakayım. Şimdi o Dubalı var bir tane. Mazgalın olduğu yer. Tamam mı? Bir de şey var. Altında malayla elektrik kablosunu döşeyen kişi var. Bir bakar mısın, veya onun üstünü kapatmaya çalışan. Yani bu şekilde insanlar ölüme gittiler. Bu şekilde ucuz ölüme gittiler. Yani sen 80 santim olması gereken, minimum 60 santim olması gereken, borunun döşenmesi gereken deriyi sen, o borunun olduğu derinliği sen 36 ile 45 santim arasında tutacak olursan çarpar. Ki mazgalın olduğu yerde de 15 santimmiş. Yani şu kadarcık bir toprağın altında kablodan bahsediyoruz. Bazı yerlerde de anladığım kadarıyla yalıtım maddesi de oradan sıyrılmış, edilmiş. Bakın bazı yazışmalar geldi. İşte bu mazgalın olduğu yer. Bunun 15 santim altından geçiyor kablo. Bunun altında drenaj kablosu da varmış. Hem Gediz görevini yapmamış. 60 santim minimum, asgari 60 santim veya 80 santim olması gereken yer.
Diğer taraftan mazgalın altında bir drenaj borusu var. O maalesef boruyu etkisiz hale getiriyor. 15 santimlik bir mesafeden bahsediyoruz. Bir bu, ikinci bir fotoğraf da var. Ve bu olay Ocak ayında. Sokağın tadilatı olayı da Ocak ayında. Geçtiğimiz Ocak ayında oluyor. Tabii bir de, evet bu. Biraz daha büyütebilir misin bunu acaba? Büyümesi mümkün mü? Burada da işte elektrik kablosunun geçtiği yerde bu. Bu. Herhalde bunlar da savcılığa iletilecektir diye tahmin ediyorum. Isıtıyor. Tabii. Tehlike, bahçeler biriminden gelen bir talep tehlike arz ediyor demiş. Bak, tehlike arz ediyor demiş. Ya işte ölüm geliyor demiş. O iki arkadaşlar o caddeye, sokağa güvenerek adımını atıyor. Ve bugün hayatta değiller. Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay. Allah rahmet. TEDAŞ'tan kaynaklanan bizimle alakası yok demiş. Yani geniz elektrikten bahsediyoruz biz burada. Şimdi burada savcılık asli kusurlu olarak hem Gediz'i hem de belediyeyi gördüğüm kadarıyla şey yapıyor. Suçlama onlar hakkında. 29 kişi gözaltına alındı ki bu 29 kişiden 7 veya 8 kişi bildiğim kadarıyla, yanlış olmasın bir bakayım bilgilerime tekrar, 9 kişi de olabilir. Bir dakika, gözaltı sayısına bakacağım çünkü. Bir dakikanızı alacağım sizlere. Yok, gözaltına 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 9'u bunlardan İSU. Kalanı Gediz'den zannedersem. Bir de daire başkanı da var İBB'de. Bu olay da anladığım kadarıyla 4 Ocak gibi oluyor. 4 Ocak haftasında zannedersem olan bir olay. İşte kader değil. Cinayet. Şimdi bunun sorumlusu kim? Yani büyükşehir mi, Gediz mi ve sorumluların bulunup bunların ceza alması gerekiyor. Bu insanın hakkını nasıl ödeyeceğiz? Ailesine bunu nasıl anlatacaksınız? Ve gerçekten biz yağmurlu bir havada veya ıslak bir zeminde caddelerimizde, sokaklarımızda rahat yürüyebilir miyiz, yürüyemez miyiz? Bunu artık konuşmak gerekiyor. Çünkü ucuz ölümlerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bak adamlar yönetmeliği bile hazırlamışlar, yazılmış, diyor ki kablo diyor 80 minimum 60 santimde olması gerekir diyor yerin altında. Yani 15 santime kadar kablonun yüzeyden yakınlığı bile tespit edilmiş. Rögara giriş kısmı. Böyle garip bir ülkedeyiz biz. Garip ülkede. Evet, su birikintilerine basarken dikkat edin. Dikkat edin, bu bugün için İzmir'de. Yarın için bambaşka yerde de olabilir. Yani böyle ölümler çok da aslında yadırgayabileceğimiz bir şey değil. Türkiye işte. Bozulmuş Türkiye. Yani ucuz ölümlerin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ülke yönetilemiyor ki. En büyük sorun da bu zaten. Ülke yönetilemiyor, kurumlar yönetilemiyor, özeller yönetilemiyor. Herkes de bir pespayelik, uygulanmıyor. Bak hatta bir duvarın iddiası var. Bilmiyorum doğru mudur nedir? Gediz Elektriği'nin buna da cevap vermesi gerekiyor. Duvarın iddiası bu. 3 yılda hiç kurumlar vergisi vermemiş mesela. Gediz Elektriği. 3 yılda hiç kurumlar vergisi vermemiş. Doğru mudur değil midir? Yani zan altında bir kurumdan bahsediyoruz. Vermediyse normal zaten yani. Ya ben yaptım şu YouTube'un bile. Ahmet de biliyor işte. Birlikte orta aldı zaten. Vergisini veriyoruz ya. Vergisini veriyoruz. Ülkemizde kurduk şirketi ve onun vergisini veriyoruz biz. Kazancın vergisini veriyoruz. Neden? Başımız derde girmesin. Yani vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Ve yani önemli olan zaten kazanıyoruz, bir de devlete de verelim. Yani ben her yerde zaten çalıştığım tüm kurumlarda öyle. Yani bugün de geçmişte de böyle, ne denir ona? Çalışan kesimiz biz. Vergi kaçırmamız zaten mümkün değil. Yani kötü niyetli insan vergi kaçırmak, aç gözlü insan vergi kaçırmak ister. Ve bunu da verdi.